Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok tatlı bir projeyle karşınızdayım. Kızım için, 20 aylık kızım için böyle güzel, tatlış bir şapka hazırladım. Tamamen böyle spontan gelişen bir durum oldu. Kuaföre gidecektim. Kuaförde biliyorsunuz bayanlar çok vakit geçiriyoruz ve çok sıkıcı oluyor. Telefonla oynamak yerine ben de iplerimi kaptım. Hemen gittim ve bu şapkaya başlamış oldum. O yüzden de videosunu belli bir aşamaya kadar çekemedim. Ve söz olarak anlatacağım. Size sayılarını vereceğim. Bakın bu şekilde. Sizinle sayılarını paylaşacağım. Daha sonra da çiçek yapımını ve şu kenarlara uyguladığım modeli de sizlere göstereceğim. Gerçekten çok tatlı bir şapka oldu. Bakar mısınız? Çok güzel, çok cici. Kızıma da çok yakıştı. Fotoğraflarını da paylaşacağım. Instagram hesabımda detaylı fotoğraflar olacak. Bu arada buna ben ütü yapmadım. Normalde bütün örgülerime ben ütü yapıyorum ama bu model böyle salaş çok hoşuma gitti. O yüzden de ütü uygulamadım. Dediğim gibi kızım 20 aylık. Biraz da yaşının üstünde normalde giyinen bir çocuk. Yani 3 yaş falan giydiriyorum ben ona. Şapkada sanırım 3 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Eğer çok böyle bebeğinizin baş çevresi büyük, kafası büyük değilse gayet güzel olur diye düşünüyorum. Çok ciddi, sevimli bir şapka. Siz dilerseniz bu çiçekleri yapmayabilirsiniz erkek çocuklar için. Şu kenardaki ütüsü de yapmazsınız. Sadece normal bu hasır kısmını yaparsınız. Veya da farklı çiçeklerle de süsleyebilirsiniz. Ama bence kalıbı yani şahane ve bu tarifi de kaçırmayın derim. Evet, hemen tarifine başlayalım. Şimdi kullandığım ip normal hasır ipi kullandım. Diğer çantalarımda kullandığım ipin devamı bu. Bu rengi ben çok sevdim. Çok güzel. Açık bir ton. Direkt beyaz gibi çiğ de değil ama diğer saman rengi kadar koyu da değil. Üzerine de bu renkleri kullandım. Genelde kızımın kıyafetlerinde bulunan renkler bunlar. Sarı, pembe, mor, mavi. Hani bütün kıyafetleriyle uyusun diye yaptım açıkçası. 3,5 milim tığ kullandım. Yine her zamanki gibi sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayla başladıktan sonra şöyle bakın, tarifi sizlerle direkt paylaşayım. Sizler için yazdım bunu kuaförde. Dediğim gibi doğaçlama örerken sizinle paylaşmak istedim. Her zamanki gibi sihirli halkayla başladım. Daha sonra 8 tane sık iğne yaptım içerisine. Bir sonraki sırada bu yaptığım 8 tane sık iğnenin her birine çift batarak ilmek sayımı 2'ye katladım. Daha sonra bir sonraki sıraya geldim. Bir tane düz ördüm, bir tane çift battım. Yani bir ör, bir artır yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Geldim 5. sıraya. Bu sırada 2 tane normal tek battım, 3.'ye çift battım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın. Daha sonra geldim 6. sıraya. Bu sırada şu başlangıç yerimizde böyle bir iz olmasın diye, evet, yani iz böyle belirgin bir şey olmasın diye 6. sırada bir tane tek yaptım, bir tane çift. Sonrasında da 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ettim. Yani sadece başlangıcımız bir tek bir çift, gerisi normal 3 tek bir çift şeklinde devam ettik. Geldik 7. sıraya. 7. sırada 4 tane tek yaptım, bir tane çift yaptım sıra sonuna kadar. Yani ilk 4 sık iğneye birer defa batıyoruz. 5. sık iğneye 2 defa batıyoruz. Bu şekilde yaptım. Geldik 8. sıraya. Bu sırada 2 tane tek bir çifte başladım. Önce 2 tane sık iğneme tek battım. 3. sık iğneme çift battım. Daha sonra bütün sırayı 5 tek bir çift şeklinde bitirdim. Sonda kalan 1-2 ilmeği de düz örüyoruz bu arada. Sonda 1-2 tane ilmek kalırsa onlara takılmayın. Onları düz örüyoruz. Geldim 9. sıraya. Bu sırada bütün sırayı 6 tek bir çift şeklinde bitirdim. Geldim 10. sıraya. Yine 3 tek bir çift olarak başladım. Sadece bir tane bir sefer 3 tane tek yaptım. 4.'ye çift battım. Sonrasında da 7 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ettim. Geldik 11. sıraya. Burada 8 tek bir çift yaptık. Bunu yani yaptığımız kısım, şöyle göstereyim, bakın şu kısma kadar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 sıra artırma yaparak modelimizi büyüttük. 11 sıradan sonra düz bir şekilde ördük. Yani bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Herhangi bir artırma eksiltme yapmazsak eğer modelimizde şu görüntüyü elde ediyoruz. Yani 12. sıra ile
27. sıra arasında herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan ne yapıyoruz? Düz bir şekilde örüyoruz. Ben uzunluğunu 15 sıra yaptım. 15 sıra düz bir şekilde ördüm. Siz dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Daha kısa yapmanızı tavsiye etmem. Zaten çok uzun bir şapka değil şu kısmı. Yani fötel kısmı çok uzun değil. İsterseniz 17 yapabilirsiniz, 16 yapabilirsiniz ama ben 15 sıra yaptım. 15 sıra artırma, eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Bu arada ben hiç saymadım. Çünkü müzik vardı arkada, çok gürültü vardı. Giren çıkan kuaför ortamını biliyorsunuz. O yüzden saymadım. Sadece yaptıklarımı yazdım, not aldım. Bunu daha sonra sizlerle paylaşmak adına. Daha sonra geliyoruz düz örme kısmından sonra artık şu fırfırlı kısmı verme zamanı geldi. Şimdi bu kısımda yapacağımız işlemleri de yazdım. Evet, 28. sırada 3 ör 1 artır olarak şu kısımdan başladım. Bir sıra 3 ör 1 artır yaptım sıra sonuna kadar. Yani 3 tek 1 çift diğer adıyla. 29. sıraya geçtim. Bu sefer 4 tane ördüm, 1 tane artırdım. Yani 4 tek 1 çift yaptım. Sonra 30. sırada 1 sıra düz ördüm. Eğer gözünüze çok düzüşük gelirse bu sırada 2 arka arka 2 sırada düz örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani 1-2 sıra modelinizi bozmaz. Geldik 31. sıraya. Burada 5 tek 1 çift yaptım. Demek ki torbalı görünmüş gözüme ki 32. sırada düz bir şekilde örmüşüm. Daha sonra gelmişim 33. sıraya. Burada da 6 tek 1 çift yaparak artık yeterli genişliğe ulaşmışım. 6 tek 1 çift yaptıktan sonra ben 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Dediğim gibi çok düzleşmesini istemedim. Böyle kıvrım kıvrım görünmesini istediğim için 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Siz şu kısmın daha geniş olmasını istiyorsanız veya da bunun duruşunun böyle düz olmasını istiyorsanız burada benim yaptığım gibi 2 sıra şeklinde değil daha fazla örmenizi tavsiye ederim. Yani bu sayıyı 3, 4, 5'e çıkarabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Evet. Şapkamızın genel taslak halini sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi gelelim şu kenara. Örgü tecrübesi olanlar bu modelin ne kadar basit bir model olduğunu bilirler. Ama olmayanlar için kızmasınlar diye paylaşacağım bu modelin yapımını. Bir de bu çiçeklerden bir tanesinin yapımını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra zaten şöyle arkaya bakın. İplerini arkaya bağladım ve sabitledim. Gayet sevimli ve tatlı bir şapka oldu. O zaman şu kenarın yapımını sizlerle paylaşayım. Daha sonra çiçeklerle devam edelim. Evet, kenar modeli için şöyle normal bir ip üzerinde sık iğne yaptım 2 sıra. Şimdi kenar modelinin yapımını göstereceğim. Aynı şey, hiçbir fark yok. Bulunduğum noktadan direkt bakın başına doladım. 2 tane sık iğne attım. Üçüncüsüne girdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra başına doladım. Aynı noktaya tekrar battım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Doladım, aynı noktaya tekrar battım, ikili trabzanımı yaptım. 3 tane oldu. Bu şekilde aynı noktaya 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kaç tane oldu? 5. Son defa batıyorum. 6.'yı yapıyorum. Evet, 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 tane sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve sabitliyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bulunduğum noktadan 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. Direkt ikili trabzan şeklinde. Doluyorum, batıyorum. İkili trabzan. Doluyorum, batıyorum. İkili trabzan. Doladım, battım, ikili trabzan. Doladım, battım, ikili trabzan. Doladım, battım ve ikili trabzan. Bunu da sırada 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne girip sabitliyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Duruşu da gerçekten çok cici. Bu arada bir püf noktasını daha söylemek istiyorum. Normalde ben bu şapkayı 3,5 milim tığıyla ördüm ama şu kısmını 2,5 milim tığıyla yaptım. 3,5 milimle yaptığımda bu pervane pelerin her neyse bu şekiller çok büyük oluyordu ve çok büyük olduğu zaman da kaba duruyordu. O yüzden de 2,5 milim tığıyla ördüm. Evet, kenar modelimiz bundan ibaret. Sadece trabzanlar 2 boşluk atla bat, daha sonra 2 boşluk atla
ve trabzanlarını yap. Bu şekilde modelimiz bundan ibaret. Şimdi çiçeği de hemen göstereyim. Çiçeği de yine aynı iple göstereceğim ama kağıt iple yapılacak. Mantığını görmek açısından. Tabii ki bu ip daha ince bir ip olduğu için kağıt ipteki kadar güzel büyük bir çiçeğim olmayacak. Onu da hesaba katarsınız. Evet, halkamı yaptım. Sabitledim. Ardından da halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2. Bu sık iğneleri yaparken çok sıkı yapmayın. Kağıt ip örmek zor olur sonra üst sıralarda. 3. 4. 5. Ve 6. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra şöyle hafif kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğneye bakın batıyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra bu ipimi kesiyorum. İki renk olacağı için. Burada ortalarına hep sarı çalıştım. Hep aynı renk oldu. Şimdi başka rengimi alacağım ve üste geçeceğim. Yapraklar içinde şöyle bir sarı ipim var. Daha önce baharlık bluz yapmıştım. Ucunu bulursak inşallah yapacağız. Hemen bulayım ben. Evet, şimdi sarı ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Sonra geliyorum. Burada 6 tane sık iğnem vardı. Herhangi bir tanesine giriyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Doladım. Aynı noktaya battım. Uzattım. İkili trabzan yaptım. İlk zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Doladım. Aynı noktaya battım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Doladım, battım. Bir, iki sefer de çekerek beşinci trabzanımı yaptım. Daha sonra bakın iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Ardından da bir sonraki boşluğa girip tekrar kaydırıyorum. Daha sonra iki tane zincirle yukarı çıkıyorum. İlk yaprağımızı bitirdik. Şimdi buraya ikili trabzanlar yapıyorum. Zincirle birlikte ikincisi oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Toplam 5 tane olunca 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine ilmeğimi kaydırıyorum ve ikinci yaprağımı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. 2 zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 5 tane olunca ikili trabzan sayım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi 3 tane yaprağım oldu. Bir sonraki noktaya giriyorum. 3 tane de boşluğum kaldı. 3 yaprak daha yapacağım. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Devam edelim. Aynı noktaya giriyorum, uzatıyorum, ikili trabzan. Aynı noktaya giriyorum, uzatıyorum, ikili trabzan. Aynı noktaya giriyorum, uzatıyorum. İkili trabzan, toplam 4 tane oldu. 5.'yi yapıyorum ikili trabzanımı. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra sonraki boşluğa giriyorum sık iğneme. Ve tekrar kaydırarak oraya geçiyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 3 4 5 Toplam bakın 5 tane trabzanım oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın şimdi 5 tane yaprağımız oldu. Son boşluğa giriyorum. Sabitliyorum ve son yaprağımı da buraya yapıyorum. Yine 5 tane trabzan oluncaya kadar dolduruyorum boşluğun içini, aynı boşluğu. 5.'yi de yapalım. 5.'yi de yaptım. Ay arasına girdi. Bir dakika.
katlarına ayrılıyor ip. Evet. Daha sonra iki zincirimi çektim. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle arkayı çeviriyorum. İpimi şöyle biraz bol bırakıyorum. 2 dakikaya dikeceğimiz kısım için. Evet. Bu şekilde çiçeğimiz hazır. Hatta bunu da şöyle şapkaya diksek gayet güzel olurmuş. Bakın gayet yakıştı. İpin kalınlık farkından dolayı bakın aynı çiçek bu şekilde durdu. Sizler de bu videomu izleyerek bence rahatlıkla yapabilirsiniz. Sayıları da verdim. Zaten çoğu videomda, özellikle amigurumi videolarımda hep sayılar isteniyor benden. Bu şekilde de sayıları sizle paylaşmış olayım. Hatta şöyle ekrana biraz sabitleyeyim. Ekran görüntüsü alarak da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere detaylarını vermeye çalıştım. Umarım sizler de yaparsınız. Yaptığınız zaman Instagram hesabımdan benimle paylaşmayı unutmayın. Benim yaptığım örnekleri sizlerin yaptığını görünce de çok mutlu oluyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.